Haç suresinin 15. ayet. Ben şimdi önümdeki mealden okumak istiyorum. Başka mealden de okuyabiliriz. Mesela ondan okuyalım hocam. O ne yani? 15. ayet. Sessiz. Siz okuyun, siz okuyun. Her kim Allah'ın dünya ve ahirette ona, Resulüne asla yardım ona, yani Resulüne evet, etmeyeceğini zannetmekte ise Allah ona yardım ettiğine göre artık o kimse tavana bir ip atsın. Boğazını geçirsin. Sonra da ayağını yerden kessin. Şimdi bu kimse baksın. Acaba hilesi bu yaptığı öfke duyduğu şey Allah'ın peygambere yardımını gerçekten engelleyecek mi? Anladınız mı Allah'ın sözünü? Bu ne? Atacaksın şimdi tavana ip, boğazına geçireceksin, asılacaksın, sonra da bakacaksın nasıl? Ne bakar? Gitti adam be. İntihara, adam intihara teşvik ediyorsun. Ne tavanı, ne ipi, ne peygamberi ya, orada öyle bir şey yok. Bu nasıl bir meal, gözünü seveyim ya. Bendeki de ona benzer. Bak, her kim Allah'ın dünya ve ahirette ona, parantez içinde, neyse lütfetti, parantez koydu, Resulüne. Ya burada Resul kelimesi hiç geçmedi. Nereden uyduruyorsun bunu ya? Ne Resulü? Burada o yok. Resulüne asla yardım etmeyeceğini zannetmekteyse. Şimdi kim böyle zannediyor ki ya? Yani ümmetin içinde Allah'ın peygamberine yardım etmeyeceğini kim zanneder ya? Allah ona yardım ettiğine göre artık o kimse tavana bir ip atsın. İpi tavana bağlayıp boğazına geçirsin. Sonra da kessin. Böyle peygamberi çekememenin hıncı ile intihar etsin. Şimdi bu kimse baksın. Acaba hilesi, öfke duyduğu şeyi Allah'ın peygambere yardımını gerçekten engellemiş mi? İntihar edecek. Bakacak. Nasıl? Nerede bakacaksa, nasıl bakacaksa o arada. Tam o esnada herhalde bakıyor. Bu niye biliyor musunuz? Ne bu biliyor musunuz? Bakın bunun şeyini size söyleyeyim. Bu meali. Bu meal. Ayetleri bağlamında okumamanın sonucudur. Bu kitap Arapça. Bu kitapta zamirler var. Bu kitapta fiiller var. Bu kitapta kalıplar var. Bunlar Arapçanın kurallarına göre işletilmesi lazım gelen bir mantığın parçası. Bu hangi ayet? Haç suresinin 15. ayet. Bu ne demek? Eğer bu ayette zamir filan varsa bu zamiri o 15. ayetten önceki grupta arayacaksın. Bu kime gidiyor? Kimden bahsediyor bu? Konuyu kaybediyor. Aradan bir ayeti çekiyor ve onu Hazreti Peygamber'le ilişkilendirerek anlatıyor. Ve böylece ayetler asla anlaşılmıyor. Şimdi bu okuduk. Hocam da okudu, ben de okudum. Bu 15. ayete yaptıkları tercüme. 16. ayette de diyor ki bak. Ne diyor? Ve kezalike enzelnahu ayatin beyyinatin. İşte böylece biz o Kur'an'ı açık seçik ayetler halinde indirdik. Açık seçik mi? Ne anladık? Anlamadık ki. İp, tavan, intihar, peygamber, yardım ne oluyor? Apaçık değil ki, darma duman. Tercümeyi yanlış yaparsan 16. ayette güme gidiyor bu arada. Kardeşim bunun tercümesi şu, gözünü seveyim ya. Bu 11. ayetten itibaren aynı konuyu anlatıyor. Kimdi? Allah'a sınırda kulluk eden, bir felaketle karşılaştığında dinini terk eden, bir iyilikle buluştuğunda huzur bulan, ama bu arada işte başka varlıklara dua edip yalvaran, ardından kendilerine zararı yararından çok daha yakın olan insanlara yalvarıp duran, onları dost ve yaran edinen ve bunların ne kadar kötü dost olduğunu fark edemeyen bu insan tipi, sınırda Allah'a kulluk eden insan tipinin bu sınırda oluş ve ümitsizlikten kurtulmasının yolunu anlatıyor 15. ayette. O adamı anlatıyor. Peygamberimizi anlatmıyor. Burada peygamberimizle alakalı bir şey yok. Men kâne yazunnu.
Şimdi bu adam niye ümitsizdi? Allah beni terk etti diyor. Allah bana istediğimi vermedi. Allah duamı kabul etmiyor. Onun üzerinden dönüyor, başkalarına yalvarıyor. Başkalarına yakarıyor. Başkalarının peşine gidiyor. Onlardan bir şey bekliyor. Onların etrafında, onların yörüngesinde dolanmaya başlıyor. Diyor ki bu tipe men kâne yazunnu, kim zannederse ki ennen yansurahullahu fid dünya vel ahireti, dünyada ve ahirette Allah'ın kendisine yardım etmeyeceğini zanneden bu tip. Çünkü o ondan bahsediyor yani. Sınırda. Kayıyor öbür tarafa. Bir sıkıntı gelince gidiyor. Allah beni terk etti diyor. Allah bana yardım etmiyor. Allah beni dünyada da perişan etti. Ahirette de perişan edecek gibi algılarla hareket eden bu tip eğer böyle düşünüyorsa felyendüz bir sebebin ile semai, yücelere doğru bir sebebe tutunsun. Yücelere doğru, sema yüce deme, yukarı deme, yücelik alemine doğru bir sebebe tutunsun. Göğe doğru bir sebebe uzansın yani. Oraya doğru. Oraya onu yüceltecek bir sebebe tutunsun, uzansın. Sümmel yakta. Sonra diğerleriyle olan ilişkisini kessin. Aracı edindiği, yalvarıp durduğu, peşine gittiği, yörüngesine gittiği, iyilik geleceğini zannederek kötülüğe talip olduğunu fark edemediği o insanlarla ilişkisini, yani şirkle ilişkisini kessin. Felyanzur, o zaman baksın. Hel yüzhiben nekeyduhu ma yagiz. Onu öfkelendiren şeyin kökünün nasıl kazındığını görsün. Ya Allah'ın adına kurban olayım, şu ayeti getirdikleri şeye bakar mısınız ya? Bağlamına uygun okumadığın zaman darma duman olursun. Allah-u Teala diyor ki benden ümidinizi kesmeyin. Zaten 14. ayette cenneti hatırlatmasının sebebi buydu. Yücelere doğru uzanacak bir sebep Kur'an'dır. Kur'an'a sarılın, vahye sarılın, Allah'a sarılın. Diğer şirk unsurlarından ilişkinizi kesin. Böylece tedbirinizin, bu uygulamanızın Allah'ın yardım etmeyeceği şeklinde içinize doğan o öfkeyi nasıl yerle bir ettiğini, nasıl yüreğinizden kazıdığını göreceksiniz diyor. Çare Allah'tan yana olmak, vahiyden yana olmaktır kardeşim. Es-sema gök, yüceler demektir. Yücelere doğru bir sebebe, sebep vahiydir. Ona uzanacaksın. Diğerleriyle irtibatını, şirkle irtibatını keseceksin. Böylece şirkle irtibatını kesip tevhide yöneldiğin zaman bu önlemin, bu tedbirin seni öfkelendiren şeyi nasıl kökünden söküp attığını göreceksin. Allah'tan yana olmanın seni ne kadar huzura erdireceğini göreceksin diyor. Bu tip insan böyle bir dönüş sağlasın diyor Allah. Sonra da buyuruyor ki ve kederike, işte böyle enzennahu, onu indirdik. Onu dediği sebep yani vahiy. Vahyi indirdik. Nasıl? Ayatin beyinatin. Ap açık ayetler halinde o vahyi biz indirdik. Ve ennallâhe, işte ona sarılın diyor işte. Ve ennallâhe, ve muhakkak ki Allah yehdi men yuridu. Kim istiyorsa ona hidayet edecek. İsteyene hidayet edecektir. İsteyen kim? 15. ayette onu yüceler alemine doğru götürecek olan sebebe sarılan insandır. Siz o sebebe sarılırsanız Allah sizi hidayet şerefiyle müşerref kılacak.